Para kazanacağız ya. En azından para kazanacağız. Ne diyorsunuz? Var mısınız yok musunuz? Ben seni bırakayım. Nasıl olsa yolumun üstü. Ay yok, ben şuradan taksiye binerim. Aa, Cem değil mi şu? Aa, evet. Vallahi o. Yanındaki kim? Ben çıkaramadım buradan. Tanımıyorum ama inşallah aklıma gelen şey değildir. Sultan, neredesin? Ne oldu abi? Seninki tutturdum yine nerede diye. İki saattir soruşturuyor. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Papasıyla buluşmaya gitmiştir. Ha, doğru ya. Ben sana karşı dürüst olacağım. Karımla konuşmaya çalıştım. Bir başkasının başından geçmiş gibi anlattım. Yani bir arkadaşımın yıllar sonra kızını yeni bulduğunu söyledim. Neden? Yani siz niye doğruyu söylemediniz ki? Çünkü buna bile öyle bir tepki verdi ki ne yapacağımı şaşırdım. Peki madem öyle, biz de bir daha görüşmeyiz. Yok, hayır. Onu demek istemedim. Mine, ben seni tanımak istiyorum. Sadece şu anda onlarla tanıştıramam seni. Yani şimdilik onu söylemek istedim. Bu benim için sorun değil ki. Nasıl yani? Yani benim sizin ailenizin bir parçası olmak gibi bir sorunum yok. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Hatta imkansız. Yani ben sadece sizle biraz zaman geçirmek istiyordum, o kadar. O zaman anlaştık. Ya sen beni çok şaşırtıyorsun. Yaşından daha olgun davranıyorsun. Yalnız olgun demeyelim, o biraz yaşlı gibi oluyor. Ama gerçekçi diyebiliriz. Tamam o zaman. Ya nasıl yani, anlamadım. Şimdi Ayşe teyze seninle çalışmayı kabul etti yani, öyle mi? Aynen öyle kuzucuğum ya. Yani bir saat ağladım, inledim, yalvardım, dil döktüm. Sonunda kabul ettirdim ama. Vallahi süpersin yani, ne diyeyim? Vallahi süperim. De ufacık, mini minnacık bir problemimiz de yok değil. Nedense beni şaşırmadım buna. Ya kadınları hallettim ama erkeklerde tırtladım be kuzu. Yani abim direkt arıza çıkardı. Mutfağı kullandırtmıyor ya. Osman amca illaki bir arıza çıkartır. Yani arar bulur çıkartır. Yani senin anlayacağın, yemek işi yapıyoruz ama mutfağımız yok. Hani öyle evde mevde olacak iş de değil. Yani bize ait olan tam teşekküllü bir mutfak lazım ya. Haklısın. Bir yer kiralasan? Onu ben de düşündüm ama ya para bul durumlarını biliyorsun, hani bendeki para suyunu çekti. Bana borç verecek bir baba yiğitte herhalde yoktur bu hayatta. Ben babamlarla konuşayım. Zaten sana borçları vardı. Yok, hiç zahmet etme kuzucuğum ya. Yani onları rahatsız etmeyeyim. Zaten olsa verirlerdi ya. Olsun ya. Ben yine de bir gidip konuşayım onlarla. Yani hepsini olmasa bile belki bir kısmını verirler. Ya bak, o değil de benim aklıma şey geldi. Hani bu yemek işi için benim bir sürü sebzeye, meyveye ihtiyacım var ya. Hani diyorum ki onları sizin manavdan alsam, onlar da borçtan düşseler olmaz mı?